Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizleri ilginç bir güne ve günün özetine götürüyorum aslında. İlk oyuna gidiyoruz. Magnus Carlsen'le denktiren yarı finalde ilk oyunda aynen bu konumda kaldılar. Beyazlarda Magnus Carlsen hamlesini yaptı ve siyahlarda sıra her iki tarafında birer dakikası var. Ve hamle için bekledik. Ama denktirenin kamerası gitti. Ve oradan sonra da anladık ki denktirende bir bağlantı problemi var. Biliyorsunuz son dönemde Çin'de VPN ile ilgili bir problemler var. Ve denktiren bu problemi bir dakika içerisinde çözemediği için süresi bitiyor. Ama konuma baktığımız zaman konum berabere. Siyahlar çok rahat bir şekilde bu konumu berabere yapabiliyorlar. Burada G5 oynasalardı. Şimdi burada tabii ki beyazların A6, A7, şah B7 ve devamında A8 vezir çıkma durumları var. Ama ona karşılık da çok kolay bir şekilde bu oyun sonunu berabere yapabiliyorlar diyebiliriz aslında. A6 oynasaydı denktiren hemen F5 oynuyor. A7 burada alıyor alışlardan sonra. Şimdi şah B7 ve A8'e vezir çıkılacak ama şah E4 oynuyor ve piyonunun önünden çekilebilirdi denktiren. Süresi veya VPN'i buna yetseydi, internet bağlantısı buna yetseydi A8 vezir çıktığını varsayalım ve devamında da F4'e burada F3 F2'ye gelebileceğini görüyoruz. Kale H3 oynatalım. Bu piyonu alsın ve devamında buradan tutmaya çalışsın ama tabii ki hemen F3 geliyor. F2 zar zor yetişiyoruz ve şah da E3'te burada bu piyona destek oluyor. Şimdi şah E2 ve devamında belki F1 gelecek. Şaha yaklaşmaya çalışsak da burada tabii ki F1'i tutabilecek herhangi bir hamle olmadığı için mecburen burada kale E2 oynayacağız ama şah F1'e de kapatabiliyor. Şah D2 de oynayabiliyor. Burada F1 vezir çıkılmasını engelleyecek. Tekrardan belki böyle bir hamle var ve ona da tekrardan siz şah E1 ya da şah E2 gidiyorsunuz ve F1'i kesemiyoruz bir noktada. Şaha yaklaşalım ve F1'in en azından burada feda ile alınışını gösterelim. Bu konumda berabere olacaktı. Bu sebeple birazcık sizlere görüntüyü değiştiriyorum. Ve bu sebeple yeni bir oyuna geçildi. Carlsen kazanmış oldu ilk oyunu. Yeni bir oyunda Carlsen burada siyah taşlarla oynuyor. Beyazlarda C4 oynadı denktiren. E6 ve ona karşılık denktirenin tercihi G3 oldu. Ve Magnus'tan ilginç bir hamle vezir G5. Veziri tabii ki artık herkes biliyor ki erken bir şekilde oyuna sokmak mümkün değil. Çünkü tehdit altında kalıyorsunuz ve bir şekilde bu tehditlerle tempo kaybediyorsunuz. Burada fil G2 oynamayı tercih etti. Ve Carlsen aslında farklı bir açılış denemek istemiyor. Carlsen burada çok güzel bir şekilde vezir çarpı D2 oynadı. Ve vezir çarpı D2 şah çekti. Tabii ki bu vezir boşta hem fille hem şahla. Hem şahla hem de vezirle alınabilecek durumda. Denktiren tabii ki olaya şaşkın ama görüntüsünü göremiyorduk. Vezir çarpı D2 alınıyor ve Carlsen oyunu terk ediyor. Denktiren'e karşı o berabere konumunu kazanmak istemiyor ve böylelikle aslında bir puanı böyle bir şekilde centilmen bir şekilde vermiş oluyor. Biz de canlı yayında çok güzel bir şekilde karşılamıştık bu durumu. Chat de çıldırmıştı. Magnus Carlsen denktirene olan saygısını bu şekilde göstermiş oluyor. Ve konum 1-1'e gelmiş oluyor. Ve bugün aslında 4 karşılaşmada 2-2 sonuçlandı. Ve 5+3'e geçildi. İlk karşılaşma berabere biterken Carlsen diğerini kazanarak gününde ve belki de gönüllerinde galibi oldu diyelim. Ve ben de sizlere bunun bir özetini yapmak istedim. Umarım keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların da devamının gelmesini istiyorsanız abone olup kanalımızın bildirimlerini açabilirsiniz diyelim. Yeni videolarda görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.